köyün girişindeki kapaklı çeşmeden Alanköy, Bulgaristan'ın Razgard, Silistre, Hazargrad bölgelerinden gelen 93 muhacirleri tarafından kurulmuş. Çeşmenin kitabesinde Sahibül Hayrat vel Hasenat, Kapaklı Köy Halkı İnşası cümlesi yazılıdır. Köyümüzde ilk geldiğinde kurulurken, buraya geldiklerinde şu çeşmemizin olduğu yerde ağaçtan olluk ve üzerinde kapak bulunmaktadır çeşmenin aktığı yerde. Bu tarihlerde yaşlarımız bu köye geldiklerinde bu kurarken köye ismini bu çeşmeden almıştır. Köyümüzün ilk kurulduğunda da Kapaklı Çeşme olaraktan köyümüzün adı Kapaklı Çeşme'ydi. Daha sonra Kapaklı Oluk diye çevrildi. ...35 hanede 110 kişinin yaşadığı bu topraklarda 3000 dönüm arazide kuru tarım yapılmaktadır. 3000 dönüm arazi olup bunun 2500 dönümü işlenmektedir. Köyümüzde arpa, buğday, yulaf, bir kısım yonca vardır. 2-3 defa yağmurların durumuna göre onları biçiyoruz. 30 yıldan beri hani şey diyorsun, oku diyorsun. Allah kahretsin, öyle. Mukabele oku diyorum. Hafız, Firdevs söyle. Hocamız olarak, akrabamız olarak oku ya. Hidrellez'de köy halkına bir tane küçük bakır olurdu. Üstüne bir çember örterdik kurdaleyle. Bütün köyü gezerdik gençler olarak. Herkesten, erkeklerden, kızlardan yüzük, küpe, bilezik ne olursa alırdık. Ondan sonra köy meydanı vardı. Ağaçların altında otururduk. Devrisi günü oluyor tabii bu. Ondan sonra bir mani söylerdik. Uludağ'a çıkarım üstünde kar olmasa, kapaklığı yakarım içinde yar olmasa. Köyde bakkal yok. Gezici bakkal, çarşamba günleri köye uğrar ve köylülerin ihtiyaçlarını karşılar. Burası Kapaklı Oluk mevkiinde kalan kirazlık mevki. Burada bu beyaz toprağın özelliği, bunu özellikle köy halkımız ve çevre köylerden, çevre ilçelerden gelen insanlar bunu üzüm pekmezi yapımında kullanırlar. Üzümün suyu çıkartıldıktan sonra içine atılarak üzümün ekşi tadının alınmasına vesile olur. Aynı zamanda köy halkımız bunu normal ahşap evlerin yapımındaki sıva içinde kullanmaktadırlar. Köyümüz halkı huzur, mutluluk ve birliktelik içerisinde yaşamaktadır. Bu topraklar sadece bir köy değil, aynı zamanda bir ailenin, bir topluluğun ve bir geçmişin hikayesidir.